Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayılar konusunu anlatacağım. Bu yıl 9 basamaklı doğal sayılara kadar öğreneceksiniz. Yani milyonlar bölüğü de bu yıl katılıyor. 4. sınıftan farklı olarak. Doğal sayıları nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz? Ayrıca basamak değerleri ve sayı değerleri nasıl oluyor ve çözümleme nasıl yapıyoruz? Bunları sizlere anlatacağım. Hemen başlıyorum. Burada bir sayımız var. Bakın şurayı kapatıyorum. Daha önce 6 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştiniz. Ve okurken şöyle okuyorduk. 538.192 diyorduk. Yani bölüğün ismini söylüyorduk. Bu yıl 3 tane daha basamak katıldı. Bunlara da milyonlar bölüğü diyoruz. Ve şöyle okuyacağız. 740 milyon 538.192 diye okuyacağız. Peki bu doğal sayımızın basamak isimleri nelerdir? Zaten 2 birler basamağında. Şöyle ayırayım. Birler basamağında 2 var. 9 var onlar basamağında ve yüzler basamağında 1 var. Sonra binler bölüğüne geçelim. Yani şu ortadaki gruptan bahsediyorum. 8 var binler basamağında. 10 binler basamağında 3 var. Ve 100 binler basamağında 5 var. Şimdi yeni gelen bölüğümüzün ismi, basamak isimleri, ilk sıfırın olduğu yer milyonlar basamağı. 4'ün olduğu yer 10 milyonlar basamağı ve 7'nin olduğu yer 100 milyonlar basamağı. Sayımızın okunuşunu da yazalım. Şöyle yazıyla 740 yazıyoruz önce. 740 dedikten sonra bölüğün ismini koyuyoruz. 740 milyon. Sonra diğer bölük 538. 538 dedikten sonra 1000 diyorum. Yine bölüğün ismini koyuyorum. Bakın bölük isimlerini. Ve son olarak 192 sığmadı. Onu da alta yazalım. 192. En son bölüğün ismini yazmaya gerek yok. Yani 192 birler bir diyemeyiz. En sonda olduğu için onun ismini söylemeye, yazmaya gerek yok. 740 milyon 538 bin 192. Şimdi sayı değerleri ve basamak değerleri nasıl oluyor? Yine aynı sayımız var burada. Şöyle ben yazayım. 740 milyon 538 bin 192. Şimdi sayı değeri. Sayı değeri. Sayı değeri diyelim. Sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyor. Yani sayı değeri demek kaç tane var? İşte 5 tane 100 binlik var. 8 tane binlik var. İşte 7 tane 100 milyonluk var. Kaç tane olduğunu söylediği için rakamın kendisiyle aynı oluyor. Yani 2'nin sayı değeri 2. 9'un sayı değeri 9. 1'in sayı değeri 1. Yine aynı rakamların sayı değerleri kendileriyle aynı oluyor. Şöyle göstereceğim hepsini. 5'in sayı değeri 5. 0'ınki 0. 4'ün sayı değeri 4. Ve son olarak 7'nin sayı değeri 7. Şimdi bir de basamak değeri. Basamak değeri ise, şöyle başlığını koyalım. Basamak değeri ise rakam hangi basamaktaysa oradaki kazandığı değer oluyor. Yani 2 birler basamağında olduğu için 2 tane birlik ne yapar? 2 eder değil mi? Şöyle şuraya yazayım. 9 tane onluk, bakın onlar basamağında, o ne yapar? 90 eder. 1 tane yüzlük, yani 100 olur. 8'in basamak değeri binler basamağında olduğu için 8000. 3'ün basamak değeri 30.000 oluyor. 5'in basamak değeri 500.000. 0'ın basamak değeri yine 0. 4'ün basamak değeri 10 milyonlar basamağında olduğu için 4 tane 10 milyon 40 milyon eder. 40 milyon yazıyoruz. Ve son olarak 7'nin basamak değeri 700 milyon. Yani rakam hangi basamaktaysa oradaki kazandığı değer oluyor. Karşımıza şöyle sorular çıkabilir. İşte bu sayıdaki, burada verilen sayıdaki 5'in basamak değerini yazın diyebilir. Örneğin 5'i buradan çıkarın yukarıya. Kolay yöntemini gösteriyorum. 5'in arkasında kalan basamaklara 0 koyun. Böylece kolayca basamak değerini yazmış olursunuz. Bakın 500 bin oldu. 7'nin basamak değerini sorarsa 7'yi çıkarın yukarıya. Kaç tane var? 2, 4, 5, 8 tane var değil mi? O zaman 8 tane 0 koymalısınız. Böylece 7'nin basamak değerini yazmış olursunuz. Yani 700 milyon.
Bu da basamak değerini bulmanın kısa yoldan gösterilişi diyelim. Şimdi çözümlemeler nasıl yapılıyor? İlk önce yazarak çözümleme vardı biliyorsunuz. Hemen şöyle eşittir diyelim. Şöyle 7 tane ne var? 100 milyonluk değil mi? 100 milyonlar basamağında olduğu için. Artı 4 tane 10 milyonluk. 10 milyonluk. Artı 0'ı yazmamıza gerek yok. 5 tane 100 binlik var. 5 tane 100 binlik. Artı 3 tane 10 binlik var. 3 tane 10 binlik. Artı 8 tane binlik. 8 binlik. Artı 1 tane yüzlük. Artı 9 tane onluk. Artı 2 tane birlik. Bu yazarak çözümleme. Bir de basamak değerleriyle gösterme var. İkinci bir çözümleme şekli. 7 tane 100 milyonluk yani basamak değeri 700 milyon diyorum. Artı 4 tane 10 milyonluk yani 40 milyon. Artı 0'ı yazmamıza gerek yok. 5 tane 100 binlik var yani 500 bin. Artı 3 tane 10 binlik 30 bin. Artı 8 bin. Artı diyelim 100, artı 90 ve artı 2. Bu da basamak değerleriyle gösterme oluyor. Bir de üçüncü bir çözümleme şekli var. Bazı kitaplarda, ders kitabınızda veya yardımcı kaynaklarda karşınıza çıkar. O da şöyle. Mesela çözümlemesini yazar burada. O sayıyı size sorar. Nasıl yazar? Şöyle. Parantez içerisinde 7 çarpı, burası 100 milyonlar basamağı olduğu için 7 çarpı 100 milyon. Artı 4 çarpı 10 milyon. Bu şekilde çözümleme de karşınıza çıkar. Artı 0'ı yazmıyorum yine. 5 tane 100 binlik. 5 çarpı 100 bin. Artı diyoruz. 3 tane 10 binlik. Yani 3 çarpı 10 bin. Artı 8 çarpı 1000. Yani çarpma ile gösterme. Bu şekilde. 1 çarpı 100. Artı 9 çarpı 10 artı 2 çarpı birlik 2 çarpı 1. Bu şekilde de çözümlemeler karşınıza çıkabilir. 3 farklı çözümleme yöntemi sizlere gösterdim. Şimdi şöyle alıştırma ve soru karşınıza gelebilir. Aşağıda basamaklarındaki rakamları verilen sayıları yazınız diyor. Şimdi en büyük basamaktan başlıyoruz. 100 milyonlar değil mi? 4 var. Şuraya bir yazalım. 10 milyonlar 2 var. Milyonlar nerede? Bakıyorum 7 var. 100 binler, evet şurada görüyorum 9. 10 binler nerede? Şurada 4 var. Binler 6 var. Sonra yüzler basamağı 3 var yukarıda. Sonra onlar basamağı 8 var. Sonra birler basamağı. Evet 1 varmış. Bütün basamaklar verilmiş burada. 427.946.381. Bakın şu örnekte bazı basamaklar verilmemiş. Böyle örneklerde ona dikkat etmelisiniz. O verilmeyen basamaklara sıfır koymayı unutmayın. Yaparak göstereyim. 100 milyonlar basamağı var. 5. 10 milyonlar var mı? Yok. O zaman ne yapmalıyım? Kendim sıfır koymalıyım. Yani 10 milyonlar basamağını boş bırakmamalıyım. Sonra milyonlar basamağında 2 var. 100 binler var mı? Var. 9. 10 binler var mı? Yok. Sıfır koyacağız. Binler basamağı 8. Yüzler basamağı var 1. Onlar basamağı yazmamış. O zaman 0 koyacağız. Birler basamağında 3 var. İşte sayımız 502.908.103 oldu. Verilmeyen basamaklar olduğunda 0 koymayı unutmayalım. Aşağıda bölüklerindeki rakamları verilen doğal sayıları yazınız diyor. Böyle sorularda öğrenciler bazen hata yapıyor. Nasıl yapıyor? Birazdan göstereceğim. İlk önce doğrusunu yazalım. Milyonlar bölüğü 78. Tamam koyduk. Binler bölüğü 26. Bakın binler bölüğüne sadece 26 yazarsanız sayı yanlış olacak. Çünkü binler bölüğü 3 kişiden oluşması gerekiyor. 0,26 koymalıyız. Yani buraya bir 0 eklemeliyiz. Birler bölüğü 64. Yine onu da 3 kişi yapmak durumundayım. Yani 0,64 yapmalıyım. Öğrencilerin yaptığı hata şu oluyor. Milyonlar bölüğü 78 koyuyor öğrenci. Binler bölüğü 26 koyuyor. Birler bölüğü 64. Sayıyı oluşturduğunu zannediyor. Tabii ki yanlış oluyor.
Yani aradaki yerlere biz sıfırları kendimiz koymalıyız bu şekilde. Buna dikkat edin. Milyonlar bölü 16. Ha, şurada diyeceksiniz ki öğretmenim milyonlar bölü de 3 basamak. Niye başa sıfır koymadın? Başa koyacağımız sıfırın hiçbir değeri yok. O yüzden koymadım. Yani koysak da olur, koymasak da. Çünkü bunu okumayacağız. Ama ortada olduğunda koymak durumundayım. Yoksa sayı yanlış oluyor. Baştakini koymasam da oluyor. Milyarlar bölüyor olsaydı o zaman bunu da muhakkak koymak zorunda kalacaktım. Yani bir bölük daha olsaydı ama şimdi o kısmı öğrenmiyoruz. Milyonlar bölüyor 16 koydum. Binler bölüyor 749 zaten 3 kişiden oluşuyor. Birler bölüğünde sadece 1 kişi var 6 var o zaman 2 tane sıfırı kendim koyacağım. Yani sayımız 16 milyon 749 bin 6 oluyor. Şöyle sorular da karşınıza gelebilir. Aşağıda verilen rakamlarla oluşabilecek en büyük doğal sayıları oluşturunuz diyor. Bakın bir uyarı var. Verilen rakamlarla en büyük doğal sayı oluştururken en büyük basamağa en büyük sayı, en büyük rakam konur, yazılır. Şimdi en büyük yapacağız. 3, 6, 8 tane rakam var. O zaman 8 basamaklı yapacağız. Yani 9 en büyük, onu başa koyuyorum. En büyük yapacağım ya. Sonra 6 var. Sonra 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Buradaki rakamlarla en büyük bunu yapabiliyorum. 96 milyon 543 bin 210. 3, 6, 9 tane rakam var. Yine en büyükten başlıyorum. 8 var en büyük. Yani 9 basamaklı bir sayı yapacağız. 8, 7, 6. 2 tane 5 var. Sonra 4 var. Sonra 3, 2 ve 1 var. Yani en büyük yapabileceğimiz sayı bu. 876 bin 554 bin 321. 876 bin mi dedim? 876 milyon diyecektim. 554 bin 321. Evet, aşağıda verilen rakamlarla oluşturulabilecek en küçük doğal sayıları yazınız diyor. Yine bu rakamlarla en küçük doğal sayı oluşturulurken en büyük basamağa en küçük sayı yazılır. Yani en başa en küçükleri koyacağız. Sakın unutma, sıfır rakamı en küçük rakamdır ama hiçbir zaman en büyük basamağa yani en başa yazılmaz. Çünkü yazıldığında hiçbir şey ifade etmez. Yani değeri olmaz. Şimdi en küçük yapacağız. Sıfırı başa koyamıyorsak ne yapmalıyız? Biri başa koymalıyız. Kaç basamaklı olacak? 7 basamaklı. 1'i başa koyduk. Sonra 0'ı koymalıyız. Sonra 2 var, 3 var, 4, 5 ve 7 var. İşte en küçük yapabileceğimiz sayı bu. 3, 6, 9 rakam olduğuna göre 9 basamak. 0'ı koyamıyorum yine. 1'den başlayacağım. 1, 0, 2 var. Sonra 3 yok. 4, 5, 6 var. 4, 5, 6. 7, 8 ve 9 var. Bakın küçükten büyüğe doğru ne yaptım? Sıraladım. En küçük sayıyı oluşturmak için 102 milyon 456 bin 789 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.